Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Zülüm Aslanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 19.09.2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen bu videoyu beğenin ve lütfen değerli yorumlarınızı kanala ait videoya ait yorumlarınızı çekinmeden yapın. Perşembe günü maç sonunda üyelik hediyesi var. Her maç sonunda Fenerbahçe'nin kazanmasına göre üyelik hediyesi var. Geçtim her maç sonunu yapılan her ilk gösterim videoda hediye üyelik şansı var ihtimali var arkadaşlar. İyi de hocam ben her zaman dakika başı videomu izleyeceğim. Gerek yok videonun içinde olmanıza gerek yok yayının içinde olmanızı anlatabiliyor muyum? Yani son dönemdeki videoları bol bol izleyen, yani son dönemde bol bol video izle bol bol beğeni at hatta size tavsiyem olabildiğince reklam tıklayın çünkü reklam tıklayanlar önünüze geçiyorlar. Bunu yapın arkadaşlar. Sonra da arkanıza yaslanın. Bakın birçok kardeşimize üyelik sonradan geliyor demedi demeyin. Yani ben burada kimseyi kandırma gibi bir şeyim yok arkadaşlar. Yani elime bir geçen bir şey yok merak etmeyin. Kaldı ki 750 liralık yani her yayında elimden gelince 50'şer tane üyelik hediye ediyorum. Merak etmeyin yani harcıyoruz. Sıkıntı değil. Canınız sağ olsun. Yeter ki sizler iyi olun. Fenerbahçe'miz iyi olsun. Şampiyonluğa koşalım. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası bakın. Fenerbahçe için şunu söyleyeyim. Takım, taraftar, birlik olacak. Lamı yok, birlikte olacak. Sonra da yönetim takımın arkasında duracak. Ardından takım ve İsmail Kartal da kendilerine yakışanı yapıp bu takımı şampiyon yapacaklar. İşte o günden sonra hepimiz mutlu olacağız. Şu anda hepimizde bir saçma bir gerginlik var. Bu gerginliği de birlikte atlatabiliriz. Hani birlik olursak yani Yunus Emre'nin de dediği gibi bölüşürsek bir oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Yok olmamak adına lütfen bir olalım. Arkadaşlar artık transfer dönemi bitti. Artık uzun uzadıya videolara gerek yok. Kısa kısa bilgiler ve benim yorumlarımı daha çok dinleyeceksiniz. O yüzden ama gene gazetedeki haberleri okuyor falan demeyin. Aynı şekil sistem devam. Fenerbahçe'ye dair ne konuşuluyorsa konuşacağım. E, duyumlarım ve yorumlarımla da karşınızda olacağım arkadaşlar. Üyelik. Üyelik hocam. Üyeliğe gerek var mı? Duyum al almak için gerek var mı? Bence gerek yok üyeliğe ama üye olduğunuz zaman verdiğiniz paranın nereye harcandığını bilseniz 2 yıl 3 ay abone şey üye olanlara hak verirsiniz ya da e, yapılan etkinlikleri bilseniz yaparsınız. Ben de size tavsiye üyeliği deneyin arkadaşlar. Ya hocam 15 liradan bayağı para kalıyor. Yani 7.5 lira para falan ancak kalıyor. Hakikaten çok e, fazla para kalıyor. Ya arkadaşlar bunlara takılmayın. 7.5 lira falan para değil. 15 lira orada göstermelik sembolik bir şey. Bu kadar takılmayın. Anlatabiliyor muyum? İçeriği görseniz kafanızı taşlara vurursunuz. Ulan ben niye daha önce olmamışım diye. Başka bir şey demiyorum. Ha, abone olmanız da bana yetiyor. Şuranın artması beni mutlu ediyor. Bu videoyu beğenen kaç kişi varsa eminim onları da mutlu edecektir. TFF'den Stefan Kuntz açıklaması. Hemen ee, geçelim. Türkiye Futbol Federasyonu kovulacak olan Stefan Kuntz'la ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı yalanını açıklama, ee, söylemiş. Bir süredir yazılı görsel dijital medyada yer alan ameliyat takım teknik direktörü Stefan Kutsu ile ilgili haberler ve iddialar gerçeğin yansıtmamaktadır. Yok ya. Türkiye Futbol Federasyonu Sözleşmesi devam eden milli takım teknik direktörü Stefan Kutsu 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Altasaray Onursal Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisi'ne resmi olarak davet etmiştir. TFF'nin Ermenistan ve Japonya ile oynadığı maçlardan alma teknik direktörü yollarına ayrılacağı falan filan. Ya bir iddiada Löv teknik direktör olsa Mesut Özil birinci yardımcısı olsa kabul eder misiniz? Etmem hocam öyle şey mi olur? Soruyum dedim ben. Mesela Fatih Terim'i kabul eder misiniz? Mesela Fenerbahçe cephesi bugüne kadar büyük bir salaklık yaptı. Ne yaptı? TFF'nin içinde millet çöreklendi. Oraya yerleşti. Oraya adamın adamlarını, elemanlarını dizdi. Bizimkiler ya biz kurumların içinde olmayacağız. Ne demek olmayacağım? Ben size bir şey söyleyeyim. TFF'de kaç tane kadro var? Atıyorum kafada, kafadan atıyorum 20 tane. 20 süper lig takımından da birer tane temsilci olacak orada. Geçeceksiniz o ayağa. Biz öyle şeylerle karşıyız. Lan bu ülkede karşı marşı değilsin. Bu ülkede yapacaksın. Kim ne yapıyorsa yapacaksın. Bakın trafikte bir kural vardır. Hız sınırı kaç? 70. Ama trafik 90'la akıyor. 90'la gitmek zorundasın. Ceza yazamaz. Bak böyle bir kuralı biliyor musunuz? Birçoğunuz bilmiyorsunuzdur yani 70'lik yol hız sınırı 70. 77'yi geçtiğinde %10'luk baremi geçtiğinde %70 şey, e, 78 hıza ulaştığında 52 AB maddesi falan devre dışı kalır. Cezayı yersin. Yani bu, bu pardon, bu madde devreye girer, ce, cezayı yersin. Ama trafik 90'dan akıyor. Herkes 90'dan akıyorsa 90'la gitmek zorundasın. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Böyle bir kural var. Ben de bunu söylüyorum. Herkes 90'da gidiyorsa sen de 90'da gideceksin. Ama burada 70 yazıyor dersen arkadan bir tanesi bindirir. Öbürü yandan bindirir. Bari yerlere çarparsın. Hem otoyolunda acı kaza derler. Hayırlı olsun. Fenerbahçe hükmen galip. Fenerbahçe-Alagöz Holding birinci hafta oynanan C.B.K. mersin maçında hükmen galip ilan edildi. Bunu bekliyordum. Bunu size söylüyordum. Alay ediyordunuz. Ulan sana da kalsa her Fenerbahçe maçı tekrar edilecek. Her Fenerbahçe maçında kural hatası var diyordunuz. Alın ulan. Alın ulan. Ver son dakikayı. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu ligin ilk haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşan CBK Mersin'i hükmen mağlup ilan etti. Yapılan açıklama şu şekilde: Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü'nün 13.09.2023 tarihinde Mersin oynanan CBK Mersin Alagöz Fenerbahçe Alagöz falan filan müsabakasına ilgili olarak müsabaka kadrosunda yer alan ülkemiz ümit genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan 7 sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin 22 yaş veya altındaki basketbolcu olmadığı anlaşıldığından Basketbol müsabaka talimatını cart çurt çurt, basketbol ligleri yönetim esasları talimatını cart çurt çurt, disiplin talimatını cart çurt çurt uyarınca hükmün mağlubiyetine. Basketbol talimatını cart çurt çurt, esasları talimatını cart çurt çurt aykırılık nedeniyle. Basketbol disiplin talimatını cart çurt çurt uyarınca takdiren 17.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yani durum bu. Aynı zamanda kızlarımız da Galatasaray'ı yenmişti. Hem de fark atarak yenmişti. Galatasaray'ı yenmenin branşı olmaz. İyi de hocam haksızlık değil mi? Ortada bir kural varsa uyulmuyorsa haksızlıktır. Bak bu kadar organizasyon, bu kadar kişi görev alıyor. Polisiydi, jandarmasıydı, ne kimler kimler görev alıyor. Siz bir maç için sadece taraftar mı sayıyorsunuz? Fenerbahçe standan maç. Kaç bin kişi? 45 bin kişi. 45 bin. 1500 polis. Daha içerisinde 500 görevli. Taha personeliydi, Feneriyum görevlisiydi, Cartıydı, Curtuydu, Otoparktakiydi falan filan. 500 orada görevli. Bitmedi. Fenerbahçe takımına ve rakip takıma kortej olacak emniyet güçleri. Yolu çevirecek, yolda bekleyecek, herhangi bir saldırı önleyecek emniyet güçleri. Cartıydı, Curtuydu. 45 bin kişinin geldiği maç için Vali Teyakkuz'da, Emniyet Müdürü Teyakkuz'da, Emniyet Amirleri teyak... Belki 45 bin kişi de hazır. Anladınız mı? Yani bunu basketbola indirin. Belki 2000 kişi hazır kıtadır. Ama insanlar çabalıyor. Fenerbahçe'de hücum attı tıkır 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 tıkır. Fenerbahçe Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. O hücum hattını oluşturan 4 oyuncunun skor katkısı maşallah dedirtti. Şimanski 0 gol 0 asist çıktığı maç sayısı 10. Gol katkısı 0. Serdar Ali Çelikler yine bildi. Yaz. Yaz kızım. Fethullah'ın savcısı Zekeriya Öz'ün heykeli dikilsin diyen Serdar Ali Çelikler yine bildi. Yas! Şimanski 10 maç. Attığı gol 5. Yaptığı asist 4. Aşırttı Blackbird. Oo. Teşekkürler Şimanski bana bu kafiyeyi yaptığın için. İrfan Can Kahveci. Çıktığı maç 10. Attığı gol 5. Yaptığı asist 4. Aşırttı Blackbird. Bu ne lan? Herkes benim için mi uğraşıyor? <laughs> Dusan Tadic çıktığı maç 10, yaptığı asist 2, attığı gol 4, haşırttı Blackbird. Oo, bu ne la? Herkes haşırttı Blackbird. <laughs> Edin Ceko çıktı, çıktığı maç 8. Hocam Beşiktaş'a laf edemezsin. Attığı gol 6. Hocam Galatasaray'a laf. Yaptığı asist 5. Hocam 5 neydi ya? Çıktığı maç 8. Attığı gol 6 yaptığı asist, 5 daha ekle. 8 maçta 11 gol katkısı. Beni se. <laughs> Ama var ya bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe taraftarının cahilliği var ya, o kadar yükseldi ki. O kadar yükseldi ki. O kadar algılara kapılabiliyoruz ki. Bak niye biliyor musun? Ee, evet, Icardi gayet kaliteli bir forvet. Yani yakaladığı pozisyonu atabilen bir forvet. Icardi kafa işte kaleye çekilen şutta kafayı dokunup Gol atabilen bir forvet. Kabul. Edince o aynı golü atsa Fenerbahçe taraftarı yazar. Yanlışlıktan gol attı. Ulan şansa bak. Kaleye giden top kafasına çarptı gol oldu. Bak. Fenerbahçe taraftarı tamamen aşağılamak için yerin dibine sokmak için hazır kıta. Galatasaray taraftarı adam şuta yön veriyor. Tövbe haşa. Göklerden gelen karar var falan filan. Neler neler yazıyorlar ya neler ne de. karşı karşıya kaçırdığı pozisyonlar saçma sapan. Fenerbahçe'de olsa arkaya Kemal Sunal müziği verip alın Edin kopu diye dalga geçerler. Edin Ceko'yu tartışmaya sizin variyetiniz yetmez. Sülalenizin futbol bilgisi yetmez. Edin Ceko'nun forvetliğini tartışmaya sülalenizin futbol bilgisi yetmez. Tartışacaksanız gidin Galatasaray'ın Icardi'sini tartışın. Zaha nerede deyin. Zaha ha, ha, falan yapıyordunuz deyin. Gidin onu tartışın. Anca çuvaldız batıralım kendimize. Ya bu neyin şeyliği ya? Hocam bizim taraftar doğrucu Davutlu seviyor. Bizim taraftar marjinal olmayı seviyor. Ben marjinal olayım, herkesten farklı olayım. Amele sümüğü desinler diyor. Amele sümüğü gibi yorumlar görüyorum ya. Edin Dzeko tartışıldı. 8 maç 11 gol katkısı. Not. Sayılmayanı var. Verilmeyen penaltısı var. Da var. Aynı şekilde ben şunu da belirteyim. Tadiç ve Edin Dzeko. Yoruma yazarsanız sevinirim. Kesinlikle ve kesinlikle ikisi de Perşembe oynamamalı. Bak oynamamalı. İkisi de düşüşte çünkü. Hocam Ceko atıyor attırıyor. Atsın atırsın hiç fark etmez. Dinlensin. Alanya maçında iki tane birden atsın. Üç tane daha asist yapsın. Beş bir kazanıp gelelim. Perşembe günü oynamasın. Gerek yok. Hadi iç. Vücudunu koyuyor. Perdiye koridor yapıyor. Alan yapıyor. Çok güzel. 34 yaşında. Milli takımda da yoruldu ikisi. Perşembe günü bak İsmail Kartal. Eğer artık hocalığın varsa biraz Jesus'laş. Ben size bir şey söyleyeyim. Perşembe günü ben olsam Ivakovic kalede oynatırım. Osayi 1. Bekao Ciku. etti 1. Solda Osterwold'e oynatırım 2. Ferdi dinlensin sakatlıktan yeni çıktı bak. Aptallığın lüzumu yok. 2. Orta sahada İsmail Yüksek zaten mecbur oynar. 3. Fred'i kes. Mert Hakan oynat. 4. Yoksa Fred'i de e, ee, yavaş yavaş performansa kaybedersin. 4. Şimanski oynasın. Lafım yok. Sağda İrfancan oynayacak. 5. Hani bu maçtaki ilk 11'e göre farktan bahsediyorum. 5. Solda Kent oynasın 6. Forbette Batşuay oynasın 7. Al sana 7 kişilik dev kadro. Yap 7 kişilik e, rotasyonunu. Benze Jorge Jesus'a ama maçı kazan. Ya beni yanlış anlamayın. Daha önünde e, yani 5 tane maç var. Ya ilk maçın günahı olmaz. Bak İngiliz takımları bu tip maçları çok önemsemez mesela. İlk maçlar İngiliz takımları çok sallamaz. Nasıl olsa önümüzde 5 maç var falan filandır. Sen de birazcık İngilizleş. İngiliz İsmail ol. Birazcık İngiliz İsmail ol. Söylediğimde haksızsam Allah rızası için yoruma deyin ki hayır hocam oynamalar lazım falan yazın. Ha şunu diyebilirsiniz Fred milli arada gitmedi. Hocam oynasın. Oynadıkça ritim kazanacak. Mesela Fred İsmail, Çimanski hocam üçü oynasın da oynama alışkanlığı kazansın. Saygı duyarım. Kabul ederim. Sesimi çıkartmam. Saygı duyarım. Ama olası bir sıkıntı da Alanya maçında bir Zayt'sın 6 numara oynaması 45 dakikamızı mahvetti. 45 dakika Yusuf Yusuf çektirdi. Bir Zayt'sın 6 oynaması. Size bırakıyorum. Fenerbahçe Arturs Zagars'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe'den bir transfer daha. Fenerbahçe Beko Lektonyalı oyun kurucu Artus Zagars'ı kadrosuna kattı. Ve Brezilya milli takımında sakatlanan Raul Neto'nun yerini doldurmak için çalışmalarını tamamladı. Ve Dünya Kupası'na dikkat çeken ismini 3 yılına kadrosuna kattı. Letonyalı oyun kurucu ilk sezonda Euro Cup ekibi falan filan da geçti. 23 yaşındaki oyun kurucu. Lan 23 yaşındaki oyuncu iyiymiş. Ben e, gençlik fetişizmi olan bir adam. Gen, genç basketbolcular, futbolcular fark etme benim için iyidir. E, genç olsun. Hayırlı olsun. Alex de yıllar sonra gelen itibar, itiraf Fenerbahçe'den aldığı teklifi açıkladı diyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Alex de Souza çok konuşulmaya başlandı. Hayırdır inşallah. Alex de Soza röportaj verdi. Brezilya'da oynarken Salah kendisine korkunç bir sözleşme önererek aklını çeldiğini açıkladı. Aferin lan Aziz Yıldırım. Yani Süper Lig'de ilk yabancı gol kralıymış bu arada. Biliyor musunuz? Ben bilmiyordum bunu. 24 gol atarak Süper Lig'deki şampiyonlara ilk sezonda 24 golle şampiyonlara katkı sağladı. 3. sezonda 19 golle Süper Lig gol kralı. Bak. İlginç değil mi? 19 golle gol kralı. Aynı zamanda kulüp tarihinde bu unvanı kazanan ilk yabancı futbolcu olarak da tarihe geçmiş. Şampiyonlar Ligi'nde asist krallığı var biliyorsunuz. Lig tarihinde 100 gol barajını açan aşan ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti biliyorsunuz. E, Fenerbahçe'nin lig tarihinde attığı 3000. golü de attı. O formayı da Mehmetçik Vakfına bağışladı. Dev teklif bana önerilen sözleşme korkutucuydu. Bu sözleşmeyi geri çeviremeyeceğim için transfer oldum. 20'den fazla uçak bileti, 2 araba, 1 ev, maç başı ücretler, asist ödülleri ve daha neler neler. 3 alırken 8 almaya başladım diyor. 3 Avrupa takımıyla görüştüm. Türkiye'de kontratın bittiğinde 30 yaşındaydım. Artık Avrupa pazarında bir oyuncu değildim. İkinci sınıf bir oyuncu durumuna düşmüştüm. O dönem Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Benfica'yla görüştüm ancak bu tekliflerin Türkiye'den ayrılmaya değmeyeceği kanısına vardım diyor. Alex de Souza Brezilya formasını 48 kez sırtına geçirdi. 12 gol 12 asist. Dünya Kupası elemelerinde toplam 18 maça çıktı ancak Dünya Kupası kadrolarına hiçbir zaman alınmadı. Alex geç, geçirdiği 8 sezon boyunca çıktığı 344 maç, 171 gol, 146 asist. Yani tarzı bunların başına. Fenerbahçe'de e, Uruguaylı Fabrizio Diaz 20 yaş listede yer alıyordu. Başka takıma gitti. Bana bunu çok soruyorlar. Hocam Diaz'ı biz niye alamadık da El Grafa mıydı? Hani Katar takımına gittim El Grafa'ya. Biz alamadıktan niye bunlar aldı? Arkadaşlar önce şunu belirteyim. Biz her görüştüğümüz futbolcuyu alacak olsaydık, hani 6 numaraya 12 tane, 15 tane falan futbolcu alırdık. Bunu bilin önce. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım. Futbolcularla görüşülür. Bunda bir abesiyet yok. Ama her futbolcu alınmaz, alınamaz. Böyle bir dünya yok. Yani böyle bir dünya yok arkadaşlar. Biz açık söyleyeyim. Veresiye almak istedik taksitle veresiye kredi kartına altı taksitle almak istedik. İyi de bizim paramız yok mu? Yok. Yok ulan yok. Crespo'yu satacaktın gelecekte dört buçuk. Beş buçuğa anlaş bir kulüple de menajeri anlaşmadı. Ben işte Crespo konusunda buna kızıyorum. Ben olsam tesisten içeri sokmam. Lan sana mı kaldık? Dürrük derim. Beş buçuğa anlaştın. Ya İngiltere'den ligden Southampton'dan anlaştın. İngiltere'den takımdan anlaştın. Ya açık konuşuyorum net. Beş buçuğa anlaştın menajeri saçma sapan istekler, saçma sapan para istekleri. Başka bir takımdan açık Fransa liginden gitmedi. 4.5'a en son 4 milyon euroya İtalya'dan takımla anlaştık. Bu sefer de Crespo efendi gitmedi. Zeiss ve Crespo. Açık söyleyeyim. Geçen sene de söyledim. Yine söylüyorum. 8 geldiğinde teklif ne dedim? Saat. altı 6.5 teklif geldiğinde ne dedim? Saat. Saat. Bir daha o seviyeye çıkamaz. Çıkamaz. İsmail Yüksel sezon başında 12 milyon euro teklif geldi. İsmail'i 12'ye satacaktın. Crespo'nun sözleşmesini fesme edecektin. Ne yapacaktın? 12'ye gidecektin. Bir tane partiyi falan parayı basıp alacaktın. Parti sana yeterdi. Batu elmazda yedeğin diyecektin. Bak harbi söylüyorum ya. Biraz riske girecektin. Yapacak bir şey yok. Mert Hakan'da 3. yedek diyecektin. Ya bu riske gireceksin. Bu riske gireceksin şekerim. Yapacak başka bir şey yok. Yani Icardi'nin yedeği bakan bu. Bakan bu çöp. Halil Dervişoğlu birçok taraftara göre çöp. Adam bu riske giriyor. Sen de gireceksin. Neyse. Hayırlısı olsun. İsmail Kartal biletini kesti konferans liginde. Şimdi e, uzun lafın kısası haberde sanırım Zahit'ten bahsediyor. Hani Antalya maçında Fenerbahçe oynadı etti ama tepki çekti Zaytsın performansı. Ve İsmail Kartal da perşembe günü kesik atacakmış Miha Zaytsa. Oynatmayacakmış. ilk 11'de olmayacakmış Zayt. Ya açık söyleyeyim. E, bu biraz saçmalık. Niye? Zayt sen 6 oynatamazsın. Bak size ben enteresan bir şey söyleyeyim mi? Crespo ile Zayt niye uyuyordu biliyor musunuz? İkisi de 8. 6 değil. İkisi de 8. İyi de hocam o zaman Zayt'la Fred'in de uyum sağlaması gerekmiyor muydu? İkisi de 8. Şimanski de 8-8-10. Biz niye uyum sağlayamadık biliyor musunuz? Antalya'nın çok presini hesaba katmadık. Antalya sahasında bekler dedik. Biz de gider çörekleniriz dedik. Sonra baktık ki Antalya yükleniyor. Sakın gol yemeyin dedik. Bu ara gol yedik. Golü bulduk bir bir beraber. İkinci yarıda Fenerbahçe bunların güçten düşeceğini, çaptan düşeceğini biliyordu. Herkes Fenerbahçe'nin enerjisini, dinamizmini konuşuyor ama İsmail Kartal ilk sezonda da böyleydi. Aykut Kocaman'ın bir taktiği vardır. Bekle nasılsa atarsın sen Fenerbahçe'sin diyor. Nasılsa atarsın. İsmail Kartal'ınki de nasılsa atarsın. Ama İsmail Kartal'ınki de şu var. İsmail Kartal nasılsa atarsına ek olarak üçgenler kurmayı... Orada parametrelerde oynamayı ee, nasıl diyeyim size hem set hücumuyla yani hem kontra atakla gitmeyi hem pastaşarak gitmeyi iyi becerebilen bir teknik adam. Bunun üstüne yoğunlaşan bir teknik adam. Milli arada doğru düzgün çalıştıramadı takımı. O yüzden bunun sıkıntısını yaşadık. Milli maç dönüşlerinde kötü oynasında kazanman benim için daha önemli. kazan yeter. Sevgili Furkan Ezer Bayraktar haftanın değerlendirmesini yapmış. Ben de hem fikrimi beyan edeyim hem de okuyayım. Daha önce söylediğim gibi ben eğer Serdar Aziz oynayacaksa yanında Ciku'nun olması gerektiğini. Çünkü Serdar'ın Bekao ikamesi olduğunu düşünüyorum. İkisi de hamle stoperi doğru. Ciku ise denge stoperi. Ama tabii ki Bekao'yu kesmediğin düzen en mantıklısı. Yani işin açıkçası Ciku Bekao Fenerbahçe'nin az stoperi tandemidir. Bunu epeydir de ben söylüyorum. Ama Türk kural diye bir şey var. Zayt'sın kesinlikle altı oynayacak meziyeti yok. Zayt'tan bir Sosa ya da kariyerinin Son dönemlerindeki Emre Belezoğlu derin oyun kurucu rolü çıkmaz. Pozisyon bilgisi direnci inanılmaz zayıf diyor. katılıyorum ekleme yapmıyorum. O kolay kolay kesilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Katılıyorum. Zaten orta alan İsmail olursa 3 Türk tamamlanıyor. Ancak orta alanda Crespo olursa 1 Türk azaldığında o kesik atma konusunu değerlendiririm. Hoca da o yeni değerli parçalardan biri olarak görüyor. Kenti Cengiz yerine değerlendirdiğimiz maçlarda da Mert Müldür senaryosu Kuraldan dolayı mantıklı olabilir. Yani sağda Kent oynarsa sağ bekte Mert Müldür oynayabilir diyor. Katılıyorum. Deme yapmıyorum. Özellikle öne geçtiğimiz maçlarda rakip mecburen puan aramak için üzerimize gelecek. Pres yapacak. Bu anlarda bizim sahada hızlı bir oyuncumuz olması lazım. Erken kopan maçlarda Ryan Kent daha çok süre almalı. Bence ilk 11'de de daha çok süre almalı. Çünkü bir kanat Tadic diğer kanat İrfan olduğunda iki playmaker kanat olduğundan hız eksikliği yaşıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İrfan 10 numarada. Tadiç solda oynuyorsa sağda Kent oynayabilir. Joshua King oynayabilir. Hatta Emre Mor da oynayabilir. Hani bunlar biraz daha sprinter, biraz daha koşucu özellikli oyuncular. İrfan ve Tadiç oynatırsan Orvet'te bu sefer Batu Şua'yı oynatman gerekir. Bu da ayrı mesele. Buna güvenen rakip daha cesur saldırabiliyor. Bu rakibe bir tehdit unsuru olacaktır diyor. Katılıyorum. İrfan Cengiz'den formdayken neden Cengiz oynuyor konusuna gelirsek. Solda playmaker tadiç olduğu için İrfan'a oranla daha sprinter. Daha hızlı Cengiz'i oyuncu profili bakımından oraya atıyoruz. Aynı şeyleri ben de maçtan önce söyledim dün. Dedim ki Cengiz sprinter oyuncu olduğu için, koşucu olduğu için yani bir playmaker bir koşucu yapıyor diye. Yoksa evet şu an İrfan daha formda diye. Ben merak ediyorum İrfan'ı sağda oynatırken solda Tadic aslında bir şey söyleyeyim mi? Bazen Türk kuralında kimsenin aklına gelmiyor da ben bir şey belirteyim. Kimsenin aklına gelmeyen bir şey belirteyim. Solda Emre Moro, sağda İrfan'ı Tadiç'i merkezde oynatıp Şimanski'yi sonradan da oyuna alabilir bazı maçlarda. İki tane Türk. Ferdi de oynuyor. Üç Türk. Rahat. Ciku Kao'yu da bozmamış olur. Bunu da düşünün. Bak aklınızın bir köşesine yazın. Ya da Mert Müldür Ferdi sağda İrfan'ı oynatıp solda Tadiç'i oynatıp yine Önemli olan bence <laughs> Ciku ve Kao'yu bozmamak. Çünkü Serdar Aziz bekao mesela bekao 5 beş üzerinden 5'lik yabancı stoper. Özellik bakımından Serdar Aziz 5 üzerinden 3'lük Türk stoper, aynı özellikte. Hani bu bilmem ne markası, bu da şey diyordu ya. Bu da onun gibi bir şey. Devam edeyim bitireyim. Kadıç bazı dakikalarda kaleye çok uzak kalıyor. Avrupa'nın son yıllarda en çok pozisyon üreten Atan attıran oyuncularından biri olan Tadıç'ı kaleye daha yakın kullanmalıyız katılıyorum. Maç içinde Şimanski ile yer değiştirebilirler. İşte en çok buna katılıyorum. Şimanski ile maç içinde yer değiştirdilerse bundan kazanan Fenerbahçe olur. Kazançlı çıkan Fenerbahçe olur. Hatta bazı maçlarda Tadıç 10, Cengiz sağ kanat, Kent sol denenebilir. Futbolcuyu küstürmemen lazım. 5 oyuncu değişikliği. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aklı mantığı olan bir İsmail Kartal. 45-60 arasında belki 3 değişiklik yapabilir. Gerçekten diyorum bak. Niye? Her maçta her futbolcu bilsin. Oyundan çıkacaktır. Yerine öbürü girecektir. Dönüşümlü oynayacaktır. Bu sayede enerjisini verimli kullanacaktır falan filan. Biz Lincoln Henrique'nin üstüne çok düştük. Arka arkaya oynattık. Orada başkası oynayabilirdi. Israr ettik. Aman dedim lan her maçta da oynatmayalım o maç. Uzun sakattık. Neyse. Ceko atıyor attırıyor oyunun her alanı içinde bizim için adeta bulunmaz bir nimet. Zaten anlatmaya gerek yok ciddi karakter koyuyor demiş katılıyorum. Livakov için ise 3. golden önce pozisyon başlangıcında topu eliyle hızlı ve isabetle başlatması değerliydi demiş. Sonuna kadar okuyan herkese teşekkürler rica ederim şekerim ne demek. Bizim görevimiz bu. Peki ben sana bir şey soracağım Furkan. Bunu ama açık söyleyeceksin öyle kıvırma falan yok. Açık net bir şekilde söyleyeceksin. Bak el lafını gizlersen ben de senin ben senin lafını gizledim bak. Sen bana belirt bakalım. Öyle Emre Belezoğlu milli takıma geliyor mu? Aslında benim duyduğum kulis bilgisi şu şekilde Fatih Terim gelecek. Emre Belezoğlu var. Ee, i̇ki kişi daha var da isimlerini vermeyeyim. Selçuk Şahin olabilir ama Selçuk Şahin değil. Emre Belezoğlu, ee, Orhan Ak. Bir de Gökhan Zan mıydı ya? Neyse Fatih Terim alıp bunlarla yola devam edip ki Furkan da benzer bir doyum verdi aslında. Euro 2024'de kalırsa Fatih Terim geri plana çekilip hani <laughs> sportif direktör gibi bir role bürünüp Emre Belözoğlu yönetiminde takım gidecek diyor ama bilmiyorum buna ne dersiniz. Yani Fabrizio Díaz olayını anlattım 6 numara olayını. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar almak için almanın lüzumu yok. Bugün taraftarımız hocam Cengiz bize saplandı mı diyor. 15 milyon euro verdiğimiz bir çöp mü diyor? Bak hemen sakatlanıyor diyor. Yahu arkadaşlar bak. Samat'ı aldık. En önemli, en büyük örnek önümüzde. İlk maçına çıktı. 2 gol birden attı. O gelene kadar dedim ki ulan bu adamlar sezonun başında şey ocakta almış. Yazın bize niye yarı fiyatına kitliyorlar? Niye taksidi kabul ediyorlar? Lan bir şeylik var. Var bir şeylik. Ya düşünsene bugün mesela Mert Hakan Yandaş. Kafadan atıyorum. Rent, lens takımına. Fransa'nın lens takımına. 10 milyon euroya satın, sat, satılsa. Ancak 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon 10 yılda ödeyecek olsalar kabul eder misiniz? Hocam 9'a da kabul ederiz. 8'e de ederiz. 8 sene ödesinde dersiniz. Değiştiriyorum. Ferdi Kadıoğlu Olimpik Lyon'a gitti. 30 milyon euro. Ama yıllık 5-5-6 yılda ödenecek Kabul ederim etmem hocam. Onun 30 milyon euro'su değerli bizim için değerli. Aradaki farkı anladınız mı? Anladınız değil mi demek istediğimi? Bugün birçoğunuz şunu anlamıyorsunuz. Bak koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler. Türk kuralı diye bir kural varken Cengiz Ünder 15 eder. Bak Cengiz nedir biliyor musunuz? Volkswagen ile Peugeot'u kıyaslayın. Yani aynı özellikteki iki modelini kıyaslayın. Volkswagen'in etiket fiyatı 1 milyon lira. Peugeot'un etiket fiyatı 500, 500 bin lira. Yani yarı fiyatı. Ama hocam aynı özellik. Aynı özellik. Parça maliyeti falan farklıdır. Hayır Volkswagen'in parça maliyeti daha pahalı. Hocam o zaman niye Peugeot daha ucuz? Piyasa. Piyasa. Piyasa kardeşim. Piyasa. Bunun adı piyasa. Kerem Aktürkoğlu'nu 7'ye satamadılar. 7 milyon euro veren çıkmadı. Aynı Kerem Fenerbahçe'de olsaydı 18'e Napoli'ye itelediydik. 4'te opsiyon koydur dedik. Bir de sonraki satıştan pay. Yalan mı? İşin enteresanı Galatasaray kimse de yani satabilecekleri hiç kimseyi satamayıp Yunus Akgün'ü gönderebildi. Çok tuhaf değil mi sizce? Ki ben ne dedim Yunus yetenekli. Bak söylüyorum Barış Alper Yılmaz çok yetenekli ama Barış'ı mahvettiler. Linç ettiler, perişan ettiler. Mesela Sakaboy Fenerbahçe'de olsaydı 30'a sattıydık bir sezonun başında. Yabancı hemen gönder dedik. O iyi sataydın 30'a. O 12 milyona satıyorduk. Kaldı İsmail Kartal'la. Belki sezon sonu 30'a gönderirsin. Cengiz'i bugün satıyorum de 14'e satarsın. İrfan Can'ı bugün satıyorum de 7'ye satarsın. Biri Volkswagen birisi Peugeot. Demek istediğimi anladınız mı? Aynı özellikle piyasa önemli. Cengiz şu sakatlıktan döndüğünde tek temennim şu. Dönsün ilk maçına 2 gol 1 asist. İkinci maç 3 gol 1 asist. Üçüncü maç işte 3 asist 1 gol. Arka arkaya 3 maç bunları yapsın. Sonra dersiniz ki 15'e değdi hocam. Elinoğlu daha yaldı, ses çıkarmıyor. Dombili'yi yaldı, ses çıkarmıyor. Öbürünü aldı, ses çıkarmıyor. Yabancı kuralı, Türk kuralı var, ses çıkarmıyor. Şu an yabancı kuralı kalksa en çok Galatasaray sevinir. Yanlış yaparlar. En çok Fenerbahçelilerin sevinmesi lazım. Ama 6 numarayı rahatlıkla alırdık eğer yabancı kuralı kalksaydı. Bakalım Ocak ayına daha çok var. Ocak ayında bazı değişiklikler olacak. Federasyon ilk defa Fenerbahçe'yi haklı bulup Batman galibiyet vermesi falan sevindirdi açıkçası. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Mutlu kalın. Görüşmek üzere.